Yalancı! LGBT destekler! Erkeklerin hakkı yeniyor! Aman sen! Seni ucube! Dünyanın en tehlikeli Kürt feministine bulaştın seni ucube! Feministler aile yapımıza bakacak! Hayırdır? Türk aile yapısı. Netflix bizi gay yapıyor. Merhaba şekerim. Birisi kadın haklarına laf atmış. Bilin bakalım ki bu ise burnunu sokur. Tabii ki de helak olmuş Lut kavminin büyük elçisi Nurzi. Şimdi programdaki bu kadın hakları savunuculuğu yapmış ve bir sürü kadının hakkını savunmuş avukat bir kraliçe. Bir de şu kadın var. Bu kadın da şey filan diyor. Yavrum deskişler B'ye koyun. Netflix bizi gay yapacak. Kavga olur Nurzi, bunu kaçırır mı? Hemen açalım. Eşit değildir dediniz. Neden değildir? Haklar, sorumluluklar, yaratılış farklılıkları anlamında. Kadın daha narin, daha duygusal, işte feminist. Sen hiç de bile duygusal mı? Tekrar size garanti veriyorum, bu kadın bizim sülalede maksimum 2 gün hayatta kalabilir. Lan benim yengem, bilmiyor musunuz, size anlatmıştım, amcamı dövdü, babamı dövdü, halalarımı dövdü. Öyle bir şey yok hani. Erkek duygusal olamaz mı? Olabilirsiniz ama bir de erkekliğin doğuştan getirdiğiniz temel özellikler var. Mesela niye siz askere gidiyorsunuz da biz gitmiyoruz mesela? Neden? Siz sordunuz. Neden? Allah'ım küçük Einstein'ı, bize sana soruyoruz zaten neden diye. Sordunuz mu soruyken? Evet, çünkü ben korkarım yani şeylerin içerisinde. Ben de korkarım. Ama erkekte yine o cesaret var. Kızım, adam erkek korkarım diyor, sen anlamıyor musun? İrkek yapar, irkek yapar. Ya ben de bazı şeyleri yapamam. İrkeksin, yaparsın! İşlerine gelen noktada eşit olalım, işlerine gelmeyen noktada eşit olmayalım meselesi var. İşte mesela İsrail'de kadınlar da askere gidiyorlar ve kadınlar da erkeklerin yaptığı bütün görevleri yapabiliyorlar. Narinlikle, zarafetle, zariflikle alakası olduğunu düşünmüyorum. Biliyor musunuz, bu karıya o kadar üzülüyorum ki. Düşünsenize, bu ülkede erkekler kadınlarla aynı işi aynı zamanda yapıyor olmalarına rağmen birçok durumda daha az ücret alıyorlar. Yani bunu kim kabul etmek ister ki? Ben gerçekten bu Sema karısının benim yengemle kafes dövüşü yapmasını istiyorum. Şu an hepimiz sıkıntı yaşıyoruz. Burada hemfikiriz ama bakın, bu beni çok etkiledi depremde dahi. Şey yapılıyor, diyor ki biz tuvalet, çünkü tuvalet yok ve erkekler çok daha kolay tuvalet ihtiyacını görüyor. Tuvalete daha az gitmek için daha az su içiyoruz. Bu kadar dezavantajlı konumdalar. Yaratılış inkar edemiyorsunuz. Bu bir yaratılışla alakalı yaratılış... bir şey. Yaratılış böyle yani. Diye fakat yaratılış böyle diye. Siz şu an yaratılışla uğraşıyorsunuz aslında. Tuvalet... Allah'ım bana öyle bir sabır ver ki. Yaratılıştan dolayı daha kolay hallediyorlar. Ya hanımefendi, bir şey soracağım. Sıçmanın tam olarak yaratılışla ne alakası var? Erkek sıçıyor çünkü yaratılış. Bak canım benim, diyor ki deprem bölgesinde kadınlar tuvaletlerini bile yapamıyor. Yani erkekler bir çalılığın arkasına gidip tuvaletini yaptıklarında kimseye ayıp demiyor ama kadınlara ayıp diyorlar. Anlatabiliyor muyum Tanrım? Erkekler istemesin demiyor kimse. Kadınların da buna hakkı olabilmelidir. Tanrım. Anlatsana biraz. Nasıl her şeyi anlamamayı başarıyoruz? Erkekler! Çişim geldi. Yaratılış. Sema. Yaratılışla savaşmıyorum. Çişim geldi Sema! Neden biliyor musunuz? Bir erkek ağacın dibine gidip tuvaletini yapabiliyor. Tuvalet yok. İnsanlar, bu kadınlar da gider yapar. Niye yapmasın ki? Yaratılışla alakası yok. Neden yapmıyor biliyor musunuz? Kadın yaparsa kadını ayıplayacaklar. Erkekleri ayıplamıyorlar. Yaratılış meselesi falan değil. Feyza Sema'yı çiğ yedi. Period. Biliyor musunuz? Bence bu Somal kraliçe Sema kadın haklarını savunmanın erkek düşmanlığı olduğunu zannediyor. Yahu kadınlar haklara sahip olsa erkeklere zarar vermeyecek ki bu. Yani ne güzel işte, kadınlar da gece sokakta rahat yürüyebilsin, kadınlar da istedikleri gibi giyinsin. Mesela erkekler gibi kadınlar da küfür edebilsin. Neden edemesinler ki? Bu erkeklere zarar vermez ki, erkek olmak da kötü bir şey değil ki. Bence herkes özgür olsun. Sena hariç. Eşitlemek dedikleri şey birbirine benzetmek. Yani yaratılışla yine savaş var burada. Ama diyor ki kadın da erkek gibi olacak, erkek de kadın gibi olacak. İşte erkek de pembe giysin, erkek de makyaj yapabilsin, erkek de işte lazere gitsin. Erkek de pembe giysin, ne olacak ki? Ay bu ne resilli kızı, ben senin kıçını sildiğin tuvalet kağıdına bile üzülüyorum. İnan o kadar.
Kızı renktir, pembedir insan, ne olmuş? Valla Kürt'e dönüştüm ben sinirden. Valla şu an sinirden Türkçe Kürt'e bende karıştı. Erkek de pembe giysin, ne olacak ki? Ya sadece o mesele üzerinden... Bunu söylemiyorum. Criminal ama kadın giysin çünkü. Biliyor musunuz, bence bu kadın, yani baksanıza erkeklerin pembe giymesine bile hazmedemiyor. Bence, yani benim görüşüme göre bu kadın... Zannede ağzımış. Bakın bu bir hakaret değil, benim kendi görüşüm. Bence bu kadın bütün erkekler ona kalsın istiyor. Yine erkek daha kadınsı giyinsin. Toplumsal cinsiyet eşitliği denilen şey tamamen iki tarafın birbirine benzetilme çalışmaları. Merhaba aşko, ben dış güçler, aranızda bir akıllı Sema Hanım olduğu için büyük oyunu çözdü. Biz hepinizi birbirinize benzetmeye çalışıyoruz, size komplo kurduk, komployu size kurduk ama kendi ülkemizde eşcinsellere evlenme hakkı veriyoruz çünkü biz malız, tek zeka kırıntısı Sema Hanım'da. Kadın erkeğe benzeyecek, erkek kadına benzeyecek. Ya şu tipine bir bak ya, Allah kahretsin. Toplumsal cinsiyet eşitliğini 20 yıl boyunca uygulayan Avrupa ülkeleri var, en mutsuz kadınlar o ülkelerde. Yalan, yalan, Nuriye yalan söyleme yakalar. Avrupa'nın en mutsuz ikinci ülkesi Türkiye seçildi. Hiç utanmıyorsun değil mi? Yalan söylerken hiç utanmıyorsun. Anam yaşındasın. Eşcinselliğe çanak mı tutuyor feminizm? Ben ondan önce bu soruyu cevaplayacağım. Söylediklerine de bir yorum yapacağım. Şeyi sormak istiyorum. Siz eğitimci olarak geçiyor sizin titriniz. Sizin bir eğitim formasyonunuz olması lazım değil mi? Yani bir eğitim formasyonu aldınız siz. Benim şöyle... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sizin eğitim, yani bir eğitim formasyonunuz formasyon yok. Formasyon almadım. Lan sen... Lan ne seni almadım diye 5 saniye kıvırmaya çalışıyorsun. Formasyon almadım. Ay sen çok rezilsin. Eğitim yapabilmek için, şimdi sizin eğitim yapabilmek için bir eğitim formasyonunuzun olması gerekiyor. İnanın ki ben Tottis'imden bu kadar bilgi uydursam ve yakalansam insan yüzüne çıkamazdım. Eğitimci olmak için illa eğitimci formasyon almamız gerekmiyor. Gerekiyor. Uydurma canım, gerekiyor. Ben eğitimciyim. Hayır değilsin. Şu an o kadar çok eğleniyorum ki. Bunun için illa kıytırık mıydırık formasyon alan öğretmenleri görüyoruz, kimse kusura bakmasın. Yani formasyon alan öğretmenlere mesela kıytırık demesi hepsini kabul demiyorum, etmiyor. Hepsini demiyorum. Hani şu, siz buraya nereden geldiniz anlamıyorum ama. Siz buraya nereden geldiniz anlamıyorum ama. Çok formasyonsuz Sema. Yakalansın. Bir de demez mi buraya nereden geldin diye canım benim. Eğitimciyim diye geziyorsun, formasyonun bile yok. Nereden gelecek kadın zeki yakalıyor. Bunları anlatabilmek için bana şey göstermeniz gerekiyor. Şimdi bu öyle bir şey değil. Ben kendimi çok geliştirdim. Sürekli hukukla ilgili okuyorum. Gideyim o zaman mahkemede diplomam yokken avukatlık yapayım. Böyle bir şey değil. Ay kraliçeye bakar mısınız? Nasıl lafı yapıştı, hiç acımıyor. Gerçekten cahil özgüveni çok tehlikeli bir şey. Bunu Sema'da iyice görüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği şöyle bir şey değil Sema Hanım. Erkekler kadına benzesin, kadınlar da erkek gibi olsun. Böyle bir şey değil. Toplumsal cinsiyet eşitliği fikri şudur. Kadınların kadın olmasından kaynaklı şiddete uğramaması, kadınların erkeklerle eşit fırsatlara ve eşit temsile sahip olabilmesi, hukuka uygun şartlarda yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmek demektir. Period. Period. Kadın işte benim özgürlüğümü kısıtlıyor, gidip şikayet ediyor. Ama mesela erkek annesine gidecek ki ülkemizde milyonlarca erkek annesine, karısının korkusundan gidemiyor. Bruh. Kadın gitmeyecek. Milyonlarca çok büyük var, oldu. Var var. Milyonlarca çok lan oldu. Lan sen şaka mı? Lan bu kadın nerede yaşıyor? Benim bildiğim kadınlar pazara gitmek için bile eşlerinden izin alıyorlar tanrım. Kadın neymiş, erkekler annesinin evine gitmek için kadından izin alamıyormuş. Wait now. Yok yok, bence Sema Hanım kesinlikle bu kadar kaba, sert, maço ve toksik erkek sevdası, bence Sema Hanım'ı hiçbir erkek hayalindeki gibi sevmemiş. Bence Sema Hanım'ın hayalindeki erkek umarım onu bulur ve sabahtan akşama kadar çatır çutur Sema Hanım'ı sever ve Sema Hanım'ın bence istediği şey bu, sevgi, yani sevilmek. Oh my god, it's not funny. Görüyorum, oğlunuz böyle bir sebeple 10 yıl, 15 yıl cinsel tacizci diye bütün hakları elinden alıp cezaevine girerse kadın beyanı yine savunur musunuz? Tabii ki de savunurum. Yine savunursunuz. Tabii ki de savunurum. Ama suçu yok oğlunuzun. Sadece kızın canı sıkıldı. Bana dokundu ama kendine dokunuyor. Bu bakın. İş... Evet savunur. Zaten olay da bu ya. İftiraysa ortaya çıkar.
Lan bu kadın beni gerçekten çıldırtmak istiyor herhalde. Bu sanıyor ki kadınlar iftira atıyor, hep yalan söylüyor. Ay beni taciz etti diyor ve erkekler yıllarca hapis yatıyor. Lan zaten kimsenin ceza adı bile yok. Hasta mısın sen be karı? Ay uzak dur benden. Lan diyoruz ki millet dışarıda bile yürüyemiyor. Bu kadın diyor ki ay canı sıkılıyor kadınların erkeklere iftira atıyor. Kozokot olsun Sema ha. Bütün hepsi senin olsun. Tamam, Allah kadın, başınıza getirsin. Ne diyeyim? Madem böyle düşünüyorsunuz. Ne kadar güzel dualar ediyorsunuz. Bir saniye, tamam. Bir dakika, bir saniye. Böyle konuşmanıza izin veremem. Lütfen. Kadına beddua etti. Ben öncelikle size iyi niyetlerim. Allah hep çocuklarınıza ve evlatlarınıza sizin kötü bir şey getirmesin. Ne iftira ne yalan. Bu bir. İkincisi. Hanımefendi iyi niyetli birimiz beddua etmedi. Ben ederim. Boynun altına kalsın. Gün gözü görmesin ama. Yaşıyor. Delikanlı bakıyor. 3 kuruş yok cebinde. Adam orada sırf eşcinsel olduğu için milyonlarca insan takip ediyor. Ya da işte diziler, filmler. Bir kere gençlerin bunlara özenmemesi mümkün değil. Aynı kadar zavallıca ayıp bir şey ya. Düşünsenize eşcinsel insanlar o kadar zorluktan geçiyor. Birçoğu ailesinden reddediliyor ve fakir ve yoksul bir hayat yaşamak zorunda kalıyor toplumdan. Dışlanıyor ve bu kadın da gelip eşcinsellerin hepsi zengin ve insanlar onlara özeniyor diyor. Ay çok ayıp. Sema gerçekten artık gülüyorum ediyorum ama şimdi sana buradan... Organ yaptırayım ve artık erkek olayım demiyorum. Bu böyle bir şey değil, mümkün mü? Bu insanlar ne zorluklar, o ameliyatlar, o şeyler. Ben katile de acımak lazım diye bir söz söylemiştim. Ne pardon? Neye de acımak lazım? Bana yüzlerce beddua ediyorlar. Mit gibi ben de hakkı savunduğum için bu beddialar beni şey yapmıyor. Katilin nesi haklı olabilir? Hayır, hak o açıdan değil. Acımak lazım sözünü anlatıyor. Cezası ölüm olsun, ben bunu savunuyorum. Ama acı, merhamet duy. De ki yazık, keşke olmasaydı de. Ölümün yani, cezası ölüm olur deyip katile nasıl acıyacağız? O ayrı bir şey. Yaptı, hayatını mahvettiği için. Yani bu ne yapıyor? Hayatı bitiyor. Burada hayatı bitiyor. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Sana inanamıyorum ve işte, senin sağlıklı yani, bir birey olduğuna inanmıyorum. Senin kızlarını öldürseler, beni de öldürse, benim kızlarımı da öldürse acırım, merhamet duyarım ona. Niye? Çünkü hayatını mahvetti. Bu ucube şovuna devam edemeyeceğim. Hayır. Hayır.